Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en kritik askeri projelerinden olan uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde ülkelerle görüşmeler aralıksız sürüyor. Türkiye'nin ihalede Çin'i tercih etmesinin yankıları sürerken gelinen noktada ABD'ye bir şans daha tanınmıştı. Türkiye'nin Çin'i tercih etmesinde teknoloji transferi taahhüdü büyük rol oynamıştı. Son tahlilde teknoloji transferine sıcak bakmayan ABD'nin de bu konuyu yeniden ele alacağı sözünü verdiği öğrenildi. Zamana konuşan Amerikalı bir kaynak, hükümetin teknoloji transferiyle ilgili kaygı ve istekleri acil koduyla Pentagon'a iletildi dedi. Dev ihale için Çin'le sözleşme görüşmeleri devam ederken, anlaşmazlık durumunda İtalya-Fransa ortaklığıyla masaya oturulacak. Üçüncü sırada ise ABD var. Rakipleri ABD ve İtalya-Fransa ortaklığından yaklaşık 1 milyar dolar aşağıda teklif veren ve teknoloji transferi noktasında da Ankara'yı memnun eden Çinli devlet firması, Türkiye'nin açtığı ihalede birinci sırada yer almıştı. Çin'le sözleşme görüşmeleri devam ederken muhtemel bir anlaşmazlık durumunda ikinci sıradaki İtalya-Fransa ortaklığıyla masaya oturulacak. Üçüncü sırada ise ABD var. Türkiye, batılı müttefiklerden gelen tepkilerin ardından ilk 3 sıradaki firmadan 31 Ekim'de biten tekliflerin geçerlilik sürelerini 3 Ocak'a kadar uzatmalarını istemişti. ABD'li kaynak, teknoloji transferi hassasiyetinin Pentagon'un yanı sıra ihalede yarışan Patriot füzelerini üreten Raytheon ve Lockheed Martin şirketlerine de iletildiğini vurguladı. İhalede verilen mesajı aldıklarını belirten kaynak, elimizden geleni yapacağız fakat Türkiye'de yaptığı seçimi bir kez daha gözden geçirmeli ifadelerini kullandı.